Selamünaleyküm sevgili izleyiciler, değerli takipçilerim. Hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Ceyhan Ece. Yeni bir video ile yine sizinle birlikteyiz arkadaşlar. Neredeyiz? İzmir Ayrancılar'da Ali Gülten abimizin işletmesindeyiz. Ali abimize biz haber vermedik arkadaşlar. Arabası burada diye bastık geldik. Yoldan geçiyordum. Arabasını fark ettim geldim arkadaşlar. Ali abimizde yaklaşık yanılmıyorsam bir 25-30 kadar sakız koyunları var arkadaşlar. Yine yaklaşık bir ay önce almıştı. Bunları görme fırsatımız olmamıştı. Ben de merak ettiğim için bugün işletmeye geldim arkadaşlar. Yalnız ben görmüşken de sizin de görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu artık bende alışkanlık yaptı. Gittim ve gördüm. Her yeri sizlere de sunmak istiyorum değerli dostlarım. Ve videomuza geçmeden önce arkadaşlar fazla uzatmadan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi hep birlikte geçelim videomuza. Değerli dostlar şunu da söyleyeyim sizlere. Herhangi videolarda konuşmaları kesmemeye özen gösteriyorum. Konuşmalarımız haliyle bozuk olabilir ve bundan dolayı affınıza sığınarak hepinizden ayrı ayrı özür diliyorum. Hep birlikte geçelim videomuza. Selamünaleyküm abim. Aleykümselam. Hayırlı bereketli günler olsun. Sağ ol. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyisin inşallah. Şükür hayvan alamışız ya. Valla çat kapı geldik. Hakkını helal et abi. Arabanı burada görünce gidelim dedik. Evet Ali abi ne yapıyorsun? Nasılsın? İyisin inşallah abi. Sağ ol abim. Abi İyiyim seni abi. Tanımayanlar için bir Ali abimiz kimdir? Ne zamandan beri bu işi yapıyor? Sen daha önceki videolarda değindin ama evet. Seni yeni tanıyacak olan izleyicilerimiz, arkadaşlarımız mutlak olacaktır abi. Aynen. Şimdi ne zamandan beri sen bu işi yapıyorsun abi? Ben baba mesleğim zaten bu aşağı yukarı 7-8 yaştan beri işteyim. Şu anda 58-59 yaştayım. 50 yıldır bu işin içerisindesin. Aşağı yukarı 50 yıldır çocukluğumdan beri. Halbuki babası hayvancı olan bir insan bana göre doğduğu andan beri hayvancılık içine girmiş oluyor abi ister tabii, istemez. Tabii. Şimdi, dededen zaten. Biz. Dededen. Ali abi şimdi senin zamanını fazla almadan vaktin kıymetlidir. Çok işin de var. Tabii. Ve maşallah 50-58 kaç yaş? 58 yaşında. 59'a giriyorum. 60 yaşında evet. Olmana rağmen maşallah enerji olarak bende daha enerjiksin ve her zaman ama işletmedesin abi. Devam dağdayız yürüyüş. Aynen yapıyoruz. Yürüyüş yapıyorsun abi. Şöyle bir şey sorayım sana abi. Duydum ki yeni koyun almışsın. Evet. Sendeki ben bu yeni aldım. Sendeki koyun aşkı bitmez. Yalnız sen bunlara aşık oldukça güzel biz de merak eder oluyoruz abi. Şu hayvanları yeni aldın. Allah duyunca hayır görmeni nasip eder inşallah sağ, abi. Sağ ol, şimdi hayvanları merak ettim gerçekten. Ali abimiz böyle kalite olmayan ırk almaz dedim. Alman. Ve yoldan geçerken arabanı fark ettim. Hemen dedim işletmeye geleyim. Bu koyunlar hakkında Ali abimden bilgi alayım. Şimdi aslında ben konuşurken aklım koyunlarda. Arkadaşlar hep birlikte bir maşallah çekelim. Bunlar koç gibi koyunlar. Yani sakız koyunlar normalde cılız olur. Herkesin bildiği gibi maşallah bunlar koç gibi koyunlar ve ayrıyeten de kuzulu koyunlar abi. Kuzulu. Sen bunlara ne verdin de böyle kaldı bunlar abi? Bunlara ben fi samanı veriyorum. Arpa feles, arpa posası, yonca. Yani neyi bulduysan mısır, veriyorum. Ne bulduysan veriyorum ya. Yeter ki kondisyonları tane, düşmesin diye. Bir tane de şey var içinde. Ile de Fransız. Ile de Fransız var abi. Şimdi abi sen bunları yeni aldın. Bunları ne amaçla aldın abi? Şunu bize anlatır mısın? Bunları aldığından gebeydi herhalde bunlar. Gebeydi. Ben de doğurmaya başladılar işte. 10-11 tane doğurdu. 16-17 kuzu var. Evet. Aşağı yukarı 12-13 tane de doğuracak var. Doğuracak var. Kaç tane doğurmuştu abi? 11 tane doğurdu. 17-18 kuzu var. Maşallah. 13 tane var. Onlar da çoğunluğu ikiz yani. Çoğunlukla ikiz. Evet. Şimdi Ali abi, şimdi ben şaka yapmıyorum. Ciddi olarak söylüyorum abi. Binlerce keş maşallah olsun, maşallah olsun. Abi şu kuzuyu getir misin uzun kuyruklu olan? Şurada şey yiyen, ot yiyen bak. Ağızda ot var bak. Ağızda ot var. Ha. Abim bunlar nasıl ya maşallah? Şöyle bir alır mısın kuyruğu bana doğru çevirir misin? Bu kaç günlük bir kuzumuz abi? Bir hafta falan oldu. Bir hafta falan oldu. Erkek dişi abi bu. O dişi galiba. Dişi. Maşallah diyelim ya. Ek çift o. Ek çift. Sen vallahi abi kalitenin yani A'dan Z'ini biliyorsun abi.
Kalite dedim zaten, kalite peşinde de koşuyorsun abi, ben güzel bunu da biliyorum. Gördüm, dayanamam. Aynen, güzel gördün dayanamazsın. Aynen. Abim bu koyunları sen ne amaçla aldın? Alışveriş mi yapacaksın yani yok, ticari amaçlı mı, yoksa damızlık yok olarak mı yapacaksın kendine? Genelde damızlık olarak. Ya içinden eleme yaparım tabii ben bunun. Tabii yani erkeğini veririz. Dişilerinden, güzellerinden damızlık bırakırız. Aynen, bu bir gerçektir arkadaşlar. Vallahi samimi benim koyunlarım kıvırcık hep. Aynen, samimi olmak gerekirse abimiz örnek diyorum, damızlık hayvan bırakacaksa kendine, tabii ki de güzellerini kendine bırakacak. Aynen. Beğenmediği hayvanı satacak. Ya tabii şimdi sadece hayvan da memesi aynen güzel olmaz. Tekmeme olur. Bilmem. Yok öyle bir şey de. Evet. Olursa eğer. Olursa. Tabii eleme yapacağız. Eleme olmuş olacak. Ya bunlar eleme olmuş olursa abi, bunlar boncuk gibi hayvanlar olmuş olur abi. Zaten boncuklu söyleyeyim. Bak. Yani boncuklu maşallah. Bu tür hayvanların abi sütü de iyi oluyor. Memesi de aynen et meme olmuyor. Yumuşak süt meme olmuş bunlar oluyor. Bunlar süt ırkı abi. Yalnız başta dediğim gibi abi, süt ırkı olmasına rağmen, kuzulu olmasına rağmen diksiyonları halen iyi. Ama abi. Kondisyonları şu anda, kondisyonları arkadaşlarım da bilir. 3.5-4'lerde. Evet. Yani sakız için bu kondisyon çok çok fazla. Ele aynen doğum yapmış ve kuzuyu emzirip sakız için hayal bile edilemez. Aynen. Gerçekten. Yem veriyoruz. Yani 24 yani, saat yem önünde ya, eksik değil yani. Kısmıyor bunlardan. Yok kesinlikle. Bak ambar orada var. Yonca değil hemen. Bak, aynen. Vallahi arkadaşlar ben bunları merak ederken haklıymışım. Gerçekten merak edilecek hayvanlar. Evet. Ali abimiz alış nedenini söyledi. Burada bir Ar-Ge çalışması olmuş olacak. Memesi sakat veya örnek diyorum sütü düşük olan ve ikiz yapmayan veya sakız karakterine uyum sağlamayan hayvan çıkacak ama diğer hayvanlar kalmış olacak. Çıkacak Ali abimiz. Hayvan yok da işte çıkarmaya çalışacak. Çıkarmaya çalışacaksın. Yani kalitenin kalitesi olsun diye, değil mi abi? Tabii tabii. Şimdi şöyle kuzuları da göstereyim sizlere arkadaşlar. Birçoğunuz biliyorsunuz. Yine ben gittiğim her işletmede gördüğüm bütün hayvanları ve güzel kareleri sizlerle paylaşmaktan yanayım değerli dostlarım. Ben kalkıp tek başıma buraya gelip bu malları görebilirdim. Ama sizler de benim gibi hayvana gönül veren insanlarsınız. Bunu da biliyorum. O yüzden bu videoyu sizler için çekiyorum arkadaşlar. Abi kaç günlük şu ot yiyen? O da 7-8 günlük. 7-8 günlük. Evet. Abi bunların damarı nereden geliyor ya? Bu hayvanlar iri hayvanlar ya. Bunlar çeşme koyunu diye. Çeşme damarı değil mi abi? Çeşme. Ama biz Urla'dan geldi bize. Urla'dan geldi Urla, size. Alaçatı tarafından. Maşallah. Çünkü sakız kuzuları biraz daha ufak oluyor. İkizlik oranından dolayı cılız oluyor. Sendeki kuzular abi ne ebat olarak ufak ne de yani evet, disyon, kondisyon olarak ufak maşallah küçük. Şöyle bir kuzumuz da mevcut abi. Şu kuzu erkek herhalde. Evet. O da kuyruğu baya bir uzun. Ne kadar yere değmese de uzun. Evet. Yani istenen kuyruklar, kuyruk diyebiliriz abi. Ali abi, abi, yalnız şu koç hayvanların içerisinde sakızı arkadaşlarımız da bilir. Yine birçok çoğumuz biliriz. Sakız boş kalmaya gelmez abi. Ele bakımlıysa tekrar koç alabiliyor. Bu koç içindeyken bu koçtan koç alsınlar mı diye koç içinde, yoksa? Koç yok. Şu anda bir İldifras koç vardı herhalde. Hayır hayır. O da koyun. O da mı koyun? Koç gibi ama. Maşallah abi, şaka. Ciddi misin? Valla koyun ya. Gebe o koyun. Ben onu şu muydu abi? Tabii. Ben onu koç sandım ya, maşallah ya. Arkadaşlar affınıza sığınıyorum. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Ben koç olarak gördüm bunu. Hayvanın fiziğine baktım. O yüzden koç sandım. Bir aya kadar bu da doğum yapmış olacak değil mi evet, abi? Evet. Kalitenin tek adresi Ali abimiz ya. Ali abi inşallah bütün hayvanlar doğum yaptığında bir kez daha seninle çekip yapmış olacak olacağız. Çünkü ben bu hayvanların gerçekten ikizlik oranını merak ediyorum. Ve diğer hayvanların başına geçmek istiyorum. Tabii ki sen de dilersen abim. Tabii tabii. Şöyle geçelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar şunu da bir kez daha dilendireyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burası çamur gibi yağmur almış. Yani diyeceğim şu. Yani sevmeyen bu işi yapamaz arkadaşlar. Bu iş
Sevgiye dayalı yapılır, paraya dayalı bu iş yapılmaz değerli dostlarım. Abi burada senin eski kendi koyunların var. Kendi koyunum. Et ırkına yatkın olanlar, sen bunlardan kurbanlık kuzu elde ediyorsun bildiğim kadarıyla, aynen, değil mi abim? Aynen. Doğumlar da olmuş. Şu anda bu kuzular da kurbana yetişir inşallah. Yetişir. Sağlıklı bir şekilde tabii ki iyi bakıldı takdirde. Burada Dorper var. Dorper var, diğer ırklar var abi. Fransız var. Karışık yani. Karışık. Burası ete dayalı yani. Hem sakız kanı var. Sakız kanının olması nedeni ikizlik oranı yapsın herhalde. Tabii. Ete dayalı, et ırkları da kurbana yetişebilsin diye, değil mi abim? Çünkü aynen, sen aynı zamanda da kurbanlık yapıyorsun. Aynen. Şimdi ben sana bir kuzu göstereyim. Maşallah. Nasıl? Arkadaşlar hep birlikte maşallah çekelim bir. Yani bu kuzu bunlar... abi, bu kuzu ne melezi abi? Sakız ile? Bu, bunlar arası ile de Fransız, koçu normal kıvırcık. Koçu bizim buraların yerli ırklarından. Anası Île-de-France ve kendisi bir gemi diyebiliriz abi maşallah. Maşallah abi ya. Burada da abi görmüş olduğum kadarıyla uşak, yine eşme. Uşak eşme koyunu vardır. Birçoğu arkadaşımız bu koyuna beyaz sakız diyor. Arkadaşlar beyaz sakız diye bir ırk yok Türkiye'de. Yani. Eşme koyunu vardır. Bunun da bilgisini verelim arkadaşlar. Dur geliyor. Ve burada da Ali abi bir kez daha seni tebrik ediyorum. Ben bu yoncayı keçilere açamıyorum gerçekten. Sen abi çok monkör bir adamsın ya. Tam abi, da burada ne devreye giriyor biliyor musun abi? Bir söz vardır. Koyundan bir kısarsan koyun senden 10 kısar. Sözü devreye girmiş oluyor mu abi? Benim burada hayvanım aç olursa ben de aç olayım. Yoksa gidip yatmam. Uyku ya, tutma şimdi. Tabii gece gerek gece. Aa, yani. Çünkü onlar da bizim gibi canlı. Tabii ki. Bu koyun kuzulu bak. Evet. Kuzulu mu? Kuzulu. Maşallah. 40 kilo et var. Abi burada da yeni doğum yapmış bir hayvanımız yok, mevcut. Yan yana getir gel. Bu beyaz koyunumuz, koyun kıvırcık normal, değil mi abi? Koçu Dorper. Koçu Dorper, kuzular kara çıkmış değil mi abi? Biri simsiyah. Biri simsiyah, biri de kavazlı iki kavazlı beyaz lekeli var. İkisi de siyah sayılır abi. Maşallah. Yeni doğdu, sabah doğdu. Sabah mı doğdu? Evet. Bunun da mı babası Dorper abi? Bunun da babası Dorper. Bu da yeni doğmuş gibi abi. Sabah doğmuş. Sabah doğmuş o da. Bu da bunun mu abi? O da sabah. Bu da mı ikiz yapmış abi? Tek o. Tek. Maşallah. Kıvırcık. Abi bir de başka bir soru sormak istiyorum sana abi. Şöyle bir hayvanların başına geçelim de. Tabii. Şimdi kuzuların görmüş olduğum kadarıyla 2,5-3 aylık kuzular var, var içlerinde. Ama yalnız daha halen annelerinle aynı kotrada abi. Bunu... Ben ayırmıyorum. Bir ayırmıyor musun abi? Hayır. Buradaki neden ne abi? Ben kurbana kadar emer bunlar. Emer. Senin amacın kurbanlık almak, yani, süt almak değil abi, değil mi abi? Süt almıyorum bunlardan. Peki abi, sen bunu yaptığın takdirde hiçbir hesap kitap yapıyor mu? Seni kurtarıyor mu? Allah bereket versin ya. Zaten hobi gibi yapıyorum. Baba mesleğimiz. Allah bereket versin yok, dedik mi? Için. Demek ki kazandır ya abi. Aynen abi, beyaz altın diyebiliriz. Bozduruyoruz. Parası kaldık, bozduruyoruz. Amaç parasız kalmamak abi. Bir daha sattık mı hemen bir dakika da para cepte. Aynen abi. Efendim? Şu boynuzlu kuzu kaç kilo gelir acaba şu anda? Erkek olan. Erkek olan? Île-de-France melezi dedik ya abi. Böyle bakayım. Anası ne diyor bu? Valla 20 kilo var. 20 kilo var. Et olarak. Yani yaklaşık 40 kilo. Çünkü dolu. Çünkü dolu olmuş oluyor. Abi tek değil mi o herhalde? Tek. Maşallah var. Kaç aylık abi tam olarak? Valla. 2,5-3 aylık tamam. 2,5-3 aylık. Evet. Diğer hayvanların başına da geçelim abi. Onları da merak ettim. Bunlar da gebe değil mi abi? Bunlar gebe dur. Gel onları buraya. Bunlar da daha henüz doğum yapmamış hayvanların abi. Bunlar yine senin ağır kendi malların. Işte. Ağır gebeler. Kuzu var. Kuzulu. İkinciye. Yok, kuzu. Kuzu var. İkinciye koç almış geç gebeler var değil mi abi içlerinde? Keçilerin de var abi. Var. Bunlar da herhalde bir Dorper koç vardı. Dorper'den aldı herhalde. Dorper bak siyah var bir tane. Bir de şey var. Bir de siyah kafalı beyaz var değil mi? Beyaz var abi yani. Şöyle içinde gezelim arkadaşlar. Evet. Sen çamura girme abi istersen. Yok beyaz. Dorper var. Heh, evet abi. Dorper. Şu anda abi bunlar otluyor değil mi abi? Bunlar yeşil otluyor. Yayılıyor. Ay bu nasıl bir yayılmak? Evet arkadaşlar bunlar yayılıyor, yeşil yiyor. Ama ilk defa yeşil yiyen, yayılan hayvanı bu halde görüyorum arkadaşlar. Bunlar
et ırkları ve kıvırcıklar. Eskiden Ali abimiz sakız melezleri hayvanları besliyordu. Yalnız sakız melezleri vakit darlığından dolayı, birçoğunuz biliyorsunuz, kurban yaklaştığından dolayı kurbana yetişemiyordu. Ancak yaklaşık 200 senedir et ırklarına döndü. Şöyle gösterelim değerli dostlarım. Sakız melezleri var. Yine eşme koyunları var. Burada da çaparlar var arkadaşlar. Çaparları burada da bir kez daha dillendireyim arkadaşlar. Bunlar Ödemiş çaparı diye geçiyor. Nesli artık tükenmek üzere olan koyunlarımız bunlar. Ve Ali abimiz şöyle bir yerde hayvancılık yapmakta halen arkadaşlar. Zor olsa gerek şehrin ortasında hayvancılık yapmak. Ama sevgi ile yapılan iş engeli yok arkadaşlar. Şartlar ne olursa olsun yapılıyor. Ve burada da ceylan gibi alpin keçisi var arkadaşlar. Keçilerin nedeni ise arkadaşlar, kuzusuna sütü yetmeyen koyunların kuzusuna süt emdirmek için değerli dostlarım. Bu işletmedeki keçilerin amacı bu. Burada da Halep keçim var abi. Maşallah var. Gebe mi abi bu? Gebe. Gebe gibi duruyor. Geç gebe ya. Geç gebe abi, aynı. Satılık mı abi? He? Satılık mı? Satarız. Değerli. Yavaş yavaş. Ali abi. Yıllar önce yine gelmiştik. Aynı burada bir Halep keçisinin iki kuzu emdirdiğini görmüştüm. Hem de tutulmadan. Aynen. Bu sefer tutuyorsun abi. Ha, bu biraz şey. Sendeki keçi besleme nedeni de herhalde kuzu. Fazla kuzuları böyle emdiriyoruz ya. Emdirmek için. Fazla evet. Kuzu derken abi. Ya 300 anasının sütü yetmedi. 300-400 yani, olanların birini aynen. Keçi emdiriyorsunuz. Emdiriyoruz böyle. Yani keçilerin bu işletmedeki nedenleri bu mu abi? Aynen. Abi bir de şey görmüştüm valla maşallah videonun başında. Çok güzel köpeklerim var. Ha, köpeklerim çok büyük değil ama. Abi büyükler kaliteli ama belli. Koyun işte elikler... hayatta çıkmaz. Gece gündüz koyun işte. Koyun yürüdü mü koyunla biri gider. Koyun geldi mi koyun işte yatar. Tam çoban köpeği değil mi aynen. Abi? Bir yanlarına gidelim. Vakti varsa. Vakti var mı? Var var. Gel sen. Evet arkadaşlar, köpeklerin de başına geçelim. Gel. Babalar bu mu abi onların? Şu anneleri, bu oğlu onun. Babalar hangisi? Bu da babalar anneleri. Babalar öldü. Babalar öldü mü abi? Evet. Bunlar geçen sene miydi abi? Bunlar da ufaktı. Bunlar mıydı bunlar? Bunun eniği var. İşte bu şey, bu enik, bir enikleri daha var. Bunlar kardeş mi ikisi? Yok lan. Bunun oğlu. He, bu ufak dediğim bu. Tabii. Ufak ama felaket. Ama tam bir sürü köpeği diyorsun değil mi abi? Hiç ayrılmaz. Ne yapayım büyük köpeği kangalı. Peki abi, ihtiyaç fazlası olan enikleri ne yapıyorsun abi? İsteyen arkadaşlara veriyoruz ya. Abi koyunlar... Herhalde. Abimiz yol açacak herhalde. Yok. Aşağıda bekleyecek. Koyunlar kapıya doğru geldi abi. Neden abi? Çıkacaklar da onu. Çıkma saatleri mi geldi abi? Tabii. O yüzden mi yöneldiler bu tarafa? Tabii tabii. Şimdi çoban hazırlanıyor. Ali abi. Eniklerin başına geçeceğiz dedik ya. Yalnız şu keçiyi merak ettim abi. Halep'in arkasında olan keçi. Halep değil o. O da Halep. Kırma. Kırma. O şey sıkıldı yalnız o. Sıktım onu. Erkek mi o? Erkek. O yüzden ha, dişlere benziyor. Kurbana doğru. Kurban olsun diye. Tabii. Ali abi şimdi bunlar çıkacak da ne hangi tarafa doğru çıkacak? Şimdi mehara'ya gidiyor yukarı. Gözümüzün gördüğü kadarıyla abi hep tarla var. Ha, zeytin yok. Tarlaları var. Mehara çok ya bak ileride var. Arka tarafta mı var abi? Var var tabii. Şu işletmenin tabii, arkasında konut falan. Konut oldu her taraf ama yayılım çok. Her taraf konut oldu ve şey var abi zeytin var şu anda zeytin de dibe dökmüş. Şu an zeytin yasağı var herhalde. Zeytinlere de salıyoruz ya, biten yerlere salıyoruz. Biten yerlere salıyoruz. Bir şey demiyorlar sağ olsun. Keçi var ya hayvanın içinde abi, keçi evet, zararlı sıkıntı oluyor. Yapmaz mı? Yok. Büyük artık yetişkin zeytinler tabii olduğu için. Büyük ağaç. Ufak aşı olan yere salmıyor zaten. Evet, bunlar da yayılıma gidiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, enikleri de burada. Dört taneydi değil mi abi herhalde? Ya, arkada. Onu verebilirim. Bir burada. İstiyorsan onu vereyim. Fırtına. Abi ben
Şuna talibim ya. Hangine? Onlara vermem. Onlara vermez misin? Vermem. Abi bunlar tam bir çoban köpeği olur abi, ha. Üçü kalacak onlar. Şu an koyun içinde yetişiyor abi bunlar. Zaten iki erkek bir dişi. Evet evet. Bu dişi. Bu erkek. Şu üçü kalacak. Evet. Kulaklar keseceğim onlar şimdi. Ve şu var abi. Analarda koyunlar yayılıma gittiğinden dolayı yavrularını bırakıp gitti. Geliyor. Gelir, dolaşır. Bunlar 10-15 kusura gider koyuna bunlar da. Ben abi, gitsin istemiyorum. Vallahi sanki eğitilmiş köpek gibi ya hiç. Geçen sene çaldılar da hepsini. Hepsini mi? Hepsini çaldılar. Sen bunlara dikkat et abi. Valla bunlara dikkat et, nasıl edeceksin? Anası buradası. GPS mi takıyor, ne yapıyorsan yap abi. Anası buradası, çaldırmaz. Çaldırmaz abi. Kimse çalamaz. Evet abi, şu anda koyunlar çıktı, köpekler de piyasaya çıktı. Köpekler? Köpekler koyunla abi birlikte gitmiş olacak değil mi abi şu anda? Abi gidiyor bak. Abi bunlar akıllı köpekler ya. Hiç kalmıyor bak. Yavruları yetişiyor. Abi bunlar masrafsız diyebiliriz bu koyunlar için. Yalnız burada şunu merak ettim. İçerideki koyunların masrafını abi. Vallahi bilmiyorum ama 1,5 milyara yakın yiyor günde. Fiili, arpa ezmesi, yonca. Ya bol bol veriyorum size. Gece falan veriyorum. 1,5 milyar civarında. Önü boş kalmıyor. 1,5 milyar civarında. 1500 diyelim. Yani. Abi kaç hayvana 1500 lira? Aşağı yukarı içeride 60 tane. Yani ana koyun var. Kuzular da yemeye başladı biliyor musun? Evet. Yani kuzularla bir yine 100'e yakın. 100'e yakın hayvan. Yani. Onlar hiç merak çıkmıyor. Yok yok, içeride bakıyorum. Çünkü ağır gebeler ve daha yeni doğum yapmış olan hayvanlar var. Doğum yapmışlar var. İyice ayaklansın, havalar ısındı mı Mart'a doğru salarım onları. Aynen abi. Hasıl ektim 50 dönüm. Oraya salarsın. Tabii tabii, salarız, yayılırlar. Onları sağmayı düşünüyorum abi. Yok. Onları da sağmayacaksın. Yok, sağmam. Sen de sağım sistemi diye bir şey yok. Kendim yoğurt yapacağım zaman sağıyorum 5 ama. Evet. Tabii market yoğurdu yemiyorum. Yani. Ali abi, burada da güzel bir koyunumuz var abi. Doğuranı ben ayırıyorum. Birkaç gün. He, birkaç gün ayırıyorsun. Bu da o partinin malı değil mi abi? İçeri sakızlardan. Maşallah belli oluyor zaten ya abi. Yeni mi doğum yapmış abi bu? Evet. Yavrular nerede? Burada. Heh. Ya bunlar da bizi duyar gibi. Bir yavru değil mi bunda? Tek. Tek. Çiftli bir tanesi öldü onun. Bir tanesi öldü. Evet. O da bazen olabiliyor. Sağ salimler bizimdir artık. Oluyor diyecek yani bir şey yok. Şimdi. Ali abim. Abi teşekkür ettim. Güzel. Allah razı olsun. Seni bir kez daha rahatsız ettim. Güzel. Özür dilerim. Şöyle güneş almadan çekeyim seni. Abi eklemek istediğim bir şey var mı? Yok. Sağ olun ya. Her zaman beklerim. Buyur gel. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Doğumlar tam bitsin, bir daha gel. Yalnız bana her zaman beklerim dediğinde ben de her zaman gelirim. Bunu da bilgisini tamam vereyim abi. Neden? Ben biraz affedersiniz. Tabiri caizse arkadaşlar kendi adıma konuşuyorum. Yüzsüzüm. Önemli değil. İstediği zaman çıkıyor. Teşekkür ederim. Allah razı olsun abi. Kendine iyi bak. Rabbim işletmene ve evine bereket versin abi. Sağ ol. Allah razı olsun. Kendine iyi bak. Sağlıkla kal. Evet değerli dostlarım, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tür videoların devamı için kanalımıza sadece yapmanız gereken abone olmaktır arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.